Zenginlik sahibi olanlara nasıl bir yük yüklediklerini biliyorum. Omuzları nasıl e, ağır bir yük taşıdıklarını biliyorum. Ama vatana millete yaramayan bir ağır yüktür onlarınkisi. Bizim ise yükümüzü hafifletiyoruz. Vererek yükümüzü hafifletiyoruz. Zuhal Of bu üç sözcükle tarihi bina kampanyasına katılma nedenini anlattı. Türk milletin devrim tarihine mal olmuş bir binayı Bina için küçük bir fedakarlık yapmak dünyanın en büyük rahatlığıdır. Şöyle hani mis gibi bir havada tertemiz hava almak gibidir o. Zuhal Of, tek elden emekli oldu. İşçi statüsünde anaokulu öğretmenliği yapıyordu. Birçok sınamalardan geçtiği o da davası için tereddüt etmeyenlerden. Ben de tereddüt etmedim. Yani e, dişimden ayırdım. Deriz'e dişinden tırnağından ayırdı. Bir şey değil o. Ben dişimden ayırdım ve payımı görev vakfına veriyorum. Türk Devrim Karargahı'na veriyorum. Ulusal kanal kurulacak denmiş. Evini satmış, parasını vermiş. Şimdi yine bir sınama zamanı. Zuhal of, defalarca sergilediği örnek tutumu yine gösterdi. Diş tedavisi için ayırdığı bütçeyi Ulusal Kanal ve Aydınlığa ev sahipliği yapan tarihi binanın mülkiyetinin alınması için verdi. Dişlerimi geçen sene yapacaktım fakat e, diş Türkiye'ci geçecek diye o zaman da onu erteledim ve yapmadım. Bu sene de aynı şeyi yine erteliyorum ve yapmıyorum çünkü dedim Zuhal iki yıldır sen üç yıldır bu dişlerini yemek yiyebiliyorsun. Vatan Partisi Bornovo İlçe Başkanlığı yapan Zuhalov, Ulusal Kanal ve Aydınlık bizim katkılarımızın çok üstünde bir getiri sağladı dedi. Soba Sobaborusla füze yaratılacak dedi, füze yaratıldı. Hakikaten bugün bir füze gibidir. Dış Türkiye geçeceğiz dedik, geçtik. NATO'nun ilerlemesine karşı en doğru rotayı çizen ulusal kanaldır, aydınlıktır. O yüzden Görev Vakfı'na yaptığımız fedakarlık yapılan fedakarlığın kat ve kat ötesindedir.